Ama neyin var abi? Bir söyleyebilsen babaannene. Derdini bir anlatabilsen. Babaannem kurban olsun sana. Ağlama, ağlama. Hanım kızım, sen doktor musun? Evet efendim. Torunuma bir bakar mısın? Günlerdir ağlıyor. Bir yandan da öksürük. Ne derdi var? Bir türlü bilemedim. Merak etme. Öncelikle uzman doktorumuz bir baksın. Benimle gelin. Buyurun efendim. Ne olduğunu anlatır mısın? Birkaç gündür kolunu kaldıramıyordu. Bir de öksürüğü tam 10 gündür devam ediyor. Bizim gelin de evde hasta yatıyor. Çocukla ilgilenemiyor. Öksürük için veya akciğer grafisi çektireceğiz. Diğer muayene bulduk, ne olur. Kolunu niye kaldıramıyor? Şu an için hiçbir şey söyleyemem. Sağ aksiller bölgede tamamen yumuşak doku içinde göğüs duvarına yakın olarak yerleşmiş yabancı bir cisim var. Görüyor musun? Evet, ama ne olabilir ki? Bu bir dikiş iğnesi. İyi ama iğnenin giriş yarası yok. Çocuklardaki iğne batmalarında iğnenin giriş deliği çok kısa sürede kapanır. Ve vücuda giren iğne uzun süre sessiz kalabilir. Ayrıca vücutta göç ederek hayati tehlikeye de yol açabilir. Teşhisin her zamanki gibi çok doğru. Elbette. Ben Nihat Altındağ. Evet. Ama biraz dinlenmeye ne dersin? Benim burada olmamam lazım değil mi?